Apar ekranlarından mutlu günler. Teknoloji Çağı ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Türkiye son dönemde bilgi ve iletişim teknolojilerine önemli oranda yatırım yaptı. Ve bu alanda aslında yaptığı yatırımlarla birlikte bir anlamda da teknoloji ihracatına da başladı. Teknoloji ihracatı için Ar-Ge çalışmaları bakımından teknoparklar da büyük öneme sahip ki Türkiye'nin artık teknopark sayısı yükseldi, 81'e ulaştı. Buna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da açıklamalar geldi. Bakan Varank, teknoparkların 61'inin aktif bir şekilde kullanıldığını söyledi. Şimdi Bakan Varank'ın o açıklamalarını ekranlara getiriyoruz. 2001'de sadece 2 olan teknopark sayımız bugün 54 şehrimizde 81 rakamına ulaştı. 61'i aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor. 20 teknoparkımızın da bir an önce faaliyete geçmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı Çanakkale Teknopark açılış töreninde teknopark rakamlarını açıkladı. Varank, rekabet gücünü kalıcı artırmak amacıyla teknolojiyi odak olarak aldıklarını, bu amaçla teknopark sayısını arttırdıklarını söyledi. Bugüne kadar 3.8 milyar dolar ihracat, 119 milyar lira satış gerçekleştiren teknoparklarda 5.334 firma faaliyet gösteriyor ve 42.159 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor. Varank, teknolojinin sadece kullanıcısı durumunda bulunanların karlı bir pazar olmaktan ileri gidemediğini söyleyerek tüm süreci tek elden takip edeceğiz dedi. Varank, Çanakkale'deki teknoparka ise 10 milyon liradan fazla hibe desteği verdiklerini bildirdi. Varank, açılışı yapılan teknoparkta ise ilk aşamada 300 Ar-Ge personelinin istihdam edileceğini söyledi. Sayın seyirciler, şimdi teknoloji çağında özellikle önümüzdeki yılların uzun bir dönemin yol haritasında belirleyici olacak bir sektörü, yazılım sektörünü konuşacağız. Teknoloji hizmet sağlayıcılarını da elbette alt kırılımlar dediğimizde ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Stüdyo konuğumuzla birlikte Kafein Teknoloji kurucusu Cem Kalyoncu bugün bize eşlik edecek. Efendim, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Teknoloji alanındaki Türkiye'nin o atılımlarını konuşuyoruz. Aslında bir yandan da teknoloji ihracatı da başladı diyebiliriz ki sizin de bu alanda atılımlarınız var. Dilerseniz bir önce sizi tanıyalım. 13 yıllık bir geçmişiniz var ve önemli de yatırımlar yaptığınız son dönemde ki halka da arz oldunuz. Doğru. Biraz şirketten bahsedebilir misiniz öncelikle? 2005 yılında kurulduk biz. 7-8 kişilik kadromuz bugün 500'ü aşan bir personele ulaştı. Bunun yaklaşık 450-460 personelimiz tamamen yazılım sektöründe hizmet veren mühendis arkadaşlarımızdan oluşuyor. Mayıs 2018'de halka arz işlemimizi gerçekleştirdik. Ondan sonraki büyümemiz daha da hızlı bir süreç gösterdi. Şu anda Hollanda'daki bir firmayla birlikte de ortak çalışmalarımız yer almakta. Hizmet ihracatında başladık ve Türkiye'nin gerçekten çok büyük firmalarıyla çalışan ve onlara hizmet üreten yazılım sektöründe bir firmayız. İşte o ürün hizmet bacağına baktığımızda tam anlamıyla hangi hizmetleri sağlıyorsunuz? Yani biz teknoloji hizmetleri sağlayıcıları dediğimizde ne anlamamız gerekiyor efendim? Şimdi teknoloji hizmetleri dediğiniz zaman çok geniş bir kapsamı giriyor. Biz onların içinde sadece yazılım tarafında yer almaktayız ama yazılımın şöyle güzel bir yanı var. Söylüyorum, yazılım hizmet insana dayalı bir ihracat kalemi veyahut üretim kalemi. Dolayısıyla arkasında herhangi bir şeyi ithal etmenize gerek yok. Tamamıyla Türkiye'den çıkan sonuçların kendi içimizde yeni kullanıldığı veya dışarı aksettirildiği bir dünya oluyor. Dolayısıyla da üretimde ve istihdamda çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyoruz.
Aslında işte yerli üretim dediğimiz noktada yazılım sektörünün önemli bir katkısı olduğundan söz etmekte fayda var değil mi? Ülke ekonomisine nasıl bir katkısı var sektörün? Tabii iki türlü oluyor. Birincisi yurt dışından ithal ettiğiniz yazılımları bir defa bir taraf etmiş oluyorsunuz. Ve böylelikle yurt dışından yazılım getireceğinizi onları Türkiye'de üretmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda da Türkiye'de ürettiğiniz yazılımı yurt dışına satma imkanınıza sahip oluyorsunuz. Bu da hakikaten Türkiye ekonomisi için son derece önemli bir şey. Sizin de daha önceki programda biraz izledim. Teknoparkların ve devletin bu konuda çok önemli desteği var. Onlara da teşekkür etmemiz gerekiyor tabii ki. Özellikle girişimcilere geçtiğimiz yıl katkı sağlayan önemli kısımlardan biri devlet oldu. Aslında en büyük melek yatırımcı bile diyebiliriz bu noktada. KOSGEB destekleri vardı, yine TÜBİTAK'ın destekleri vardı. Bu noktada siz verilen destekleri ve onlara ulaşılması noktasındaki o son tabloyu nasıl okuyorsunuz? Son 5 seneye baktığımız zaman bunun ilk 3'ü biraz çok yavaş ilerleyen bir süreçti. Ama son 2 senedir gerçekten özellikle TÜBİTAK'tan bizimki biraz da KOSGEB'in üzerine çıktı aldığımız destekler. Yani kendi şirket boyutumuz TÜBİTAK ağırlıklı gidiyoruz. Bunu hem ortak başka firmalarla, çok büyük firmalarla birlikte yaptığımız yatırımlar oluyor ki onların desteği için başvuruda bulunduk büyük bir ihtimalle. Onay sürecinden olumlu sonuçlar alacağız. Yurt dışında bir firmamız var. Portera diye, daha doğrusu firmamız değil de birlikte çalıştığımız bir firma var. Onunla birlikte başvurduğumuz bir proje var. Onun dışında kendi başvurduğumuz yine otomatik park sistemlerine yönelik bir yazılımımız var ki bu aynı zamanda ihracatı da kendi içinde içeriyor olacak kısmet olursa. Dolayısıyla 3-4 tane başvuruda bulunduğumuz, bunların 3 tanesinin aşağı yukarı tamamlandığı, bir tanesinin sürecinin devam ettiği, bir tanesinde onayda olduğu bir süreç içindeyiz ki gerçekten hem bize gelen destekler hem de bunların karşılığını vermemiz konusunda olumlu adımlar attığımızı düşünüyorum. Aslında bu projeleri merak da ediyorum ki akıllı şehirlere yönelik projeler de var. Otomasyonlardan bahsedeceğiz. Az sonra ayrıntılı bir şekilde dilerseniz açalım biz o konuları. Ama öncesinde Türkiye'de bilişim sektörü dediğimizde de işte şöyle bir yükselen grafik var karşımıza. Bu grafiğin daha da yükselmesi için neler yapılması gerekiyor? Rakamlar sizce yeterli mi şu anda? Bunun çok daha yukarılara gideceğini ben düşünüyorum. Çünkü şöyle, Türkiye bazı şeyleri olumlu yanıyla bakmak lazım. Son yine 2-3 yıldır inanılmaz bir beyin göçü oldu Türkiye'den. Özellikle yazılım tarafında. Ve bu geçen giden yazılımcı arkadaşlarımız Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, Türk mühendislerinin bir yerde aslında kalitesini ve enerjisini ortaya koydular. Bu da Türkiye'ye dışarıdan bakış açısını son derece olumlu yönde etkiledi ve o etkileşim içinde Türkiye'den de bir talep gelinmesine başlandı. Böyle bizim ihracatımızı kolaylaştıracak veyahut da bizle iletişime girecek firmaların sayısını artırıyor oldu. Böylelikle bizim dışarı açılımımız da ve hizmet ihracatı, yazılım ihracatının da olumlu bir şekilde etkilendiği bir sürece girmiş olduk. Bunun dışında baktığınız zaman tabii kişi başına işte bilişim sektöründeki harcamalar ve benzeri şeyleri, değişik istatistiklere baktığınız zaman Türkiye hala bunların gerisinde kalıyor. Dolayısıyla bu teknoloji çağında daha da hızlı bir büyüyen trend içinde genel Türkiye'deki bilişim pazarının büyüyeceğine inanıyoruz. Peki bir de alt kırılımlara bakalım. Orada da hem donanım, yazılım ve servis tarafını göreceğiz. Grafiği değiştirdiğimizde de ekrana yine o taraftaki aslında sıralanma da yansıyacak. Peki bu üçünü ayırdığımızda donanım, yazılım ve servis başlıklarını ekrana taşıdığımız noktada buradaki gelişim de sizce yüzdelik dağılım aynı şekilde mi devam eder? Ne dersiniz? Burada gördüğünüz gibi zaten yazılımın aldığı pay hızlı büyüyor. %35'lerden %45'lere büyümüş durumda ki bunu bir de sektördeki büyümeyi irdelediğinizde çok daha fazla bir büyüme oranını yansıtmış oluyor. Bunun aynı şekilde biraz daha hatta servis tarafının da artarak devam edeceğini düşünüyoruz.
Peki tüm bu rakamları da ekrana getirmişken siz de hem halka arzınızdan da az önce bahsettik, halka da arz oldunuz. Siz nasıl bir pay alıyorsunuz sektörden? Şimdi bizim büyümemiz yine baktığınız zaman kendi içimizde geçen senelerde 47 milyon lira olan yani 2017'yi 47 milyon lira ile bitirmiş olduğumuz rakamımızı burada kar rakamlarını açıklıyorlar bahsettiğim ciro. Ciro rakamını 47 milyondan solo olarak diyorum çünkü yine bir konsolidasyon oldu, bir firmayı satın aldık. Onunla birlikte 97 milyon liraya çıkardı 47 milyonu. Ama solo sırf kafein kendi içinde baktığı zaman bile 47'den 80 milyon TL'ye gösterdi. İnanılmaz bir büyüme şeyini yakaladık 2018'de. Kar da tabii bunun içinde yine aynı şekilde bir yansıma gösterdi. Gördüğünüz gibi 4.8 milyondan 10.3'e solo olarak ve 13.6'da konsolide rakamlarımızı, karımızı artırmış olduk. Şimdi özellikle hem dünyada bakacak olursak teknoloji firmalarına ilginin yoğun olduğunu görüyoruz piyasa açısından yorum Doğru. getirecek olursak. Peki Türkiye'de bu ilgiyi nasıl yorumlamak gerekir? Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında siz halka arz oldunuz. Özellikle yatırımcının geleceğe yönelik bakış açısını ele aldığımızda IT, sağlık sektörü, bilişim sektörünün önemli paydaşlar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Peki yatırımcının ilgisini siz nasıl yorumluyorsunuz? Yatırımcı da bence bunların sonucunu zaten yansıttı. Gerçekten şeye baktığınız zaman Mayıs gibi bir sene olmadı bizim halka arzımız. 4.45'ten ilk rakamlarla çıkmıştık. Bugün kaç oldu bilemiyorum. Biraz koşturmada trafikte izleyemedim ama dün 7.40 mertebesinde kapatmıştı. Bunun daha da artacağına çok eminiz. Çünkü aslında kendi içimizdeki büyümeye baktığınız zaman burada inanılmaz bir şeyin iştahın olması gerektiğini görüyoruz. Zaten bunun karşılığını sadece hisselerdeki oynamalardan değil, aynı zamanda yurt dışından gelen fon talepleri de yansıtmakta. Bizlere olan yatırım görüşmeleri şu anda sürmekte. Bu da tabii ki sadece Türkiye değil, yurt dışından da Türkiye'deki bilişim sektörüne olan talebi yansıtmakta. Peki bu açıdan dünyada nasıl bir rol oynuyorsunuz ki yabancı yatırımcının da radarına girdiniz? Neler yapıyorsunuz? Hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz? Şu anda Hollanda var. Bunun dışında Orta Doğu ülkelerine özellikle eğitim konusunda vermiş olduğumuz hizmetler var. Yurt dışında aslında bunları son derece güzel araştıran araştırma kurumları var. Hangi firma ne kadar büyüyor, nerelerde rol alıyor, karlılık oranlarının artma süreci devam edecek mi, etmeyecek mi gibi. Bu araştırmaların sonucunda da kendilerine yatırım yapabilecekleri firmaları saptıyorlar ve onlarla görüşmelerini gerçekleştiriyorlar. Bu açıdan bakıldığı zaman bizim de yansıttığımız tablo sadece içeride değil, demek ki dışarıda da gözlemlenmekte ve olumlu bulunmakta diye düşünüyoruz. Bu da bize tabii çok büyük bir gurur ve motivasyon veriyor. Peki içeride müşterileriniz arasında sadece büyük firmalar mı var yoksa KOBİ'lere de hizmet sağlıyor musunuz? Şu anda çok KOBİ tarafında değiliz. Müşterilerimize baktığınız zaman bunların hepsi aşağı yukarı 500'e giren firmalar. Türk Telekom, Vodafone, Türk Hava Yolları bunlar şu andaki en büyük çalıştığımız firmalar. Nasıl bir hizmet sağlıyorsunuz? Bunlarda değişik hizmetlerimiz var. Yazılım geliştirme yapıyoruz. Onlarla birlikte yapmış olduğumuz ortak yazılım geliştirme projeleri olabiliyor. Managed Services dediğimiz onların belli IT departmanlarındaki yazılım gruplarının idamesini sağlıyoruz. Bunları yaparken sadece eleman sağlama olarak bunu nitelendirmemek lazım. O bölümün işletmesini aslında yazılım tarafındaki yazılım geliştirme işletmesini üstleniyoruz diye bakmak lazım olaya. Yine aynı şekilde eleman sağladığımız alanlarda var. Sadece yazılım mühendislerinin sağlandığı alanlarda var. Peki bu arada özellikle eleman demişken kaynak, eleman kaynağı sizce yeterli mi? Yani genç neslin özellikle bu alana da yönlendirilmesi için
ne gibi çalışmalar yapılması gerekiyor? Yani şimdi diğer sektörleri konuştuğumuzda elbette kalifiye eleman diyoruz. Şimdi burada da beynin de kullanıldığı ve teknolojiye tam anlamıyla kendini veren bir genç neslinde olduğunu görüyoruz. Evet. Tabii ki bunu sadece sosyal anlamda değil ama iş anlamında da geliştirmek gerekiyor. İlgisi olanların belki bu alan hakkında daha fazla fikir sahibi olması gerekiyor. İş olanağının bu alanda nasıl olduğunu merak edenler vardır. Bu açıdan nasıl bir sektör var karşımızda? Gençlerin ilgisi yoğun mu? Çok yoğun. Zaten biliyorsunuz artık gençler bilgisayar oyuncaklarıyla yetişiyorlar. Bu bilgisayarlarla iç içe büyüyorlar. Onun sonucu olarak da bilgisayarları olan ve yazılım tarafına da olan, oyunları olan empatileri son derece yüksek olabiliyor. Bu sadece oyun diye bakmamak lazım. Tabii onun arkasında onun nasıl yazıldığından başlayıp içinde nelerin olduğunu güden bir meraklı genç neslimiz var. Dolayısıyla hangi meslekten olursa olsun bugün bizim çalıştığımız alana girdiğinizde sadece bilgisayar mühendislerinden değil, bizim içimizde görev alan inşaat mühendisleri, endüstri mühendisleri, kimya mühendisleri, işletmeden mezun olan arkadaşları görebiliyorlar. Bunların tamamen kendi içlerinde kendilerini yetiştirmesi sonucunda arkadaşları kazanmış oluyoruz. Türkiye'de gerçekten çok büyük bir ihtiyaç var, çok büyük bir talep var ama aynı zamanda da yetişen bir grupta var. Bu aslında bir tek Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Dünyada da en rahat iş bulunan alan şu anda yazılım sektörü diyebilirim. Bu alanda o kadar açık var mı? Gerçekten var. Yani şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim. Amerika'ya giden böyle okuyan birçok öğrenci arkadaşı tanıyorum. Orada değişik bölümlerden giren insanların iş bulmaları yazılım tarafından mezun olan arkadaşların iş bulmasına göre çok daha zor oluyor. Ha, o zaman, tam anlamıyla evet. Değil, bütün dünyada böyle şimdi bizim de kendi eleman arayışımıza bakıyorum. Bize sürekli olarak bir eleman arayışımız devam ediyor. Yani hiçbir zaman bizde bir dönem yoktur ki bir eleman aramadığımız süreç olsun. Aslında tam Amerika demişken şeyi soracaktım. Yani bunun için illa Amerika'ya mı gitmek gerekiyor, yurt dışına mı gitmek gerekiyor? Bizde de çok nezih üniversitelerde bu alanda önemli eğitimler verildiğini biliyoruz ki siz tam o anlamda beni aslında ters köşe yaptınız diyebiliriz. buradan çıkan yetişmiş gücün de aslında önemli ölçüde hem iş olanağının olduğunu altını çizdiniz ve Türkiye'de yetişmiş güce ihtiyaç var, öyle mi? Kesinlikle. Zaten dediğim gibi şimdi bizden inanılmaz bir beyin gücü oldu. Bu beyin gücünün göçünün olduğu yer Türkiye'de yetişmiş arkadaşlarımız tarafından gerçekleşti. Ve onlar gerçekten bizim son derece iyi bir imajımızı yarattılar. Hani yurt dışına gittiğiniz zaman böyle bir artık Türk mühendisinin son derece çalışkan, akıllı, zeki, becerikli olduğuna dair bir izlenim doğuyor. Bu da bizim için çok güzel bir şey. Tabii gurur verici bir şey ülke olarak. Peki efendim, rekabet açısından siz nasıl bir strateji gidiyorsunuz? Özellikle pazarda yabancı oyuncuların da ağırlıkta olduğunu biliyoruz. Türkiye'den şimdi önemli güçler var ki elemanların da arkadan gümbür gümbür geldiğinin altını çizdiniz. Bu noktada rekabet açısından nasıl bir stratejinin güdülmesi gerekiyor? Hem Türkiye yazılım sektörü dediğimizde hem de sizin özelinize baktığımızda. Şimdi bizim rekabetteki en büyük gücümüz verdiğimiz hizmetin kalitesi olarak görüyoruz ve hakikaten işimizi iyi yapmaya biz odaklanıyoruz. Çok fazla rekabetle ne yapacağız diye ilgilenmiyoruz. Çünkü işinizi iyi yaptığınız zaman doğal olarak bir büyüme sürecini yakalamış oluyorsunuz. Ki pazar da zaten büyüyor. Yani küçülen bir pazar veyahut da sabit duran bir pazar diye sürekli olarak büyüyen bir pazar görüyorsunuz. İşte biz daha ki 41 milyardan 2018'de beklenti 48 milyardı bu. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki sene çok daha yukarılara gidecektir. 50 küsur milyarları aşıyor olacaktır. Böyle bir pazarda işinizi düzgün yapıyorsanız çok rekabete bakmanıza gerek kalmadan kendi içinizdeki büyümeyi sağlamış oluyorsunuz. Bu dediğim gibi sadece bir Türkiye'deki büyüme değil, dünyada da bir büyüme trendi içinde. Bir tek yapmanız gereken iyi hizmet vermek, iyi kaliteli ürünler geliştirmek ve bunun arkasında durabilmek. Teknolojiyi yakalayabilmek. Teknoloji son derece hızlı gelişiyor. O teknolojinin gerekliliği şeye bu kalemun gibi kendinizi adapte etmeniz gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman zaten rekabet içinde
rahatlıkla yol aldığınızı görüyorsunuz. Peki yurt dışında ofis açmayı planlıyor musunuz? Şimdi biz 2018'de halka arzımızdan sonra Smartix firmasını satın aldık ve Smartix firmasının hem Amerika'da hem Dubai'de ofisleri vardı. Biz Portera firmasıyla çalışıyoruz. Onlarla her ne kadar bir ortaklık ilişkimiz yoksa da bir partnerlik ilişkimiz var. Ve bu partnerlik ilişkisi içinde bizim ürünlerimizin Hollanda'da, onların hizmetlerinin Türkiye'de, artıların Türkiye'de verilmesi söz konusu. Bunun ötesinde kısmet olursa 2019'da bir de İngiltere'de bir bacak daha açmayı planlıyoruz. Avrupa pazarı radarınızda o halde. Şöyle tabii belli bir boyuta geldiğiniz zaman artık sizin de teknolojiyi daha iyi takip ediyor olabilmeniz, o iletişim içinde olabilmeniz için Avrupa ile mutlaka Avrupa ve Amerika ile bir bağınızın olması gerekiyor ki Türkiye'de hizmet ihracatı, yazılım ihracatı için bence çok büyük bir potansiyel arz ediyor. Bugün dünyada söylüyorum Hindistan, Endonezya gibi ülkelerin bu tarafları son derece kuvvetli, yüz binlerce yazılım mühendisi çalışıyor ama geneline baktığınız zaman biz de bunları görüyoruz. Aldığınız hizmetin kalitesi hiçbir zaman Türkiye'deki üretim kadar kuvvetli olmuyor. Bizim yapmamız gereken sadece bu yazılım kalitemizin çok daha iyi olduğunu göstermek ve bunu bütün Avrupa'ya, Amerika'ya anlatabilmek ve buradan bu hizmet ihracatımızı, yazılım ihracatımızı bu ülkelerden Türkiye'ye taşıyabilmek ki gerçekten çok büyük bir potansiyelin olduğuna inanıyorum bu alanda. Şimdi Smartix de iştiraklerinizden biri. O evet. Tarafta peki halka arzı düşünüyor musunuz? Başvuruda bulunuldu. Şu anda bir süreç. Q1 yani ilk 3 ay içinde halka arz edilmesini umut ediyoruz. Bu biraz da uzayabilir, olmayabilir. Dediğim gibi bu bir süreç. Şu anda yalnız başvurular yapıldı ve sürecin devam ettiği bir aşamadayız. Peki efendim, şimdi özellikle Türkiye'de bilişime yön verecek gelişmeler dediğimizde hemen arkamıza ardı ardına birkaç madde sıralanacak. Hem o maddeleri seslendirelim hem de ne gibi teknolojileri bu sene, önümüzdeki sene hayata geçireceksiniz? Özellikle akıllı şehirler tabanında da konuşacak olursak neler yapacaksınız onları bir konuşalım. Şimdi Türkiye'de bilişime yön verecek gelişmeler dediğimizde inovasyon, robotik süreç otomasyonu, büyük veri ve analitik, aynı zamanda bulut servisleri ön plana çıkıyor. Öyle mi? Doğru mudur? Çok doğru. Peki efendim, nasıl bir ivme kazandıracak bu başlıklar Türkiye'ye? Şimdi şöyle, bir defa şunu söyleyebilirim. Bizim şirketimiz ve aynı zamanda şu anda iştirakimiz olan Smartix'e bu her alanda faaliyet gösteren bir şirket grubu ve yatırımları olan şirket gruplarımız. Özellikle bizim robotik süreç otomasyonu üzerinde 2018'in sonunda başlayan ve 2019'da hızlandırdığımız bir yatırım süreci içindeyiz. Büyük veri ve analitik dediğiniz zaman yine Smartix'i bünyemize katmamızın sebeplerinden bir tanesi buydu. Zaten kendi içimizde bu alanda yeterince bir potansiyel vardı ama onların asıl uzmanlık alanlarından, firma olarak asıl uzmanlık alanlarından bir tanesi de büyük veri ve analitik alanıydı. Bu nedenden de zaten kendilerini bünyemize kattık. Bulut servisleri dediğiniz zaman zaten şu anda bütün büyük firmalar, küçük firmaların hepsinin COBİ'den tutun en büyük firmalara kadar hizmetlerini almayı tercih ettiği hem ekonomik hem de yaygınlaşmış bir sistem ağ. Şimdi bu başlıkları aslında örneklendirerek geçtiniz ki dikkatimi çeken bir gelişme daha var. O da duygu analizi yapan yazılımlar. Özellikle son dönemde sensörleri çok konuştuğumuz noktada araçlar artık bizi anlıyor. İşte evimiz dışındayken uzaktan onu kumandayla kullanabiliyoruz. Bu sefer şimdi kullandığımız belki bilgisayarım, internetim, telefonum benim yüzümdeki ifadelerden beni anlayabilecek. Bunun için de bir yazılım üzerinde siz bildiğim kadarıyla çalışıyorsunuz. Doğru. Nasıl bir yazılım bu? Ne zaman hayata geçecek? Aslında büyük oranda geçti. Sadece bunun artık uygulamaya dönülerek ürün haline dönüşmesi aşamasındayız. Yani yazılımın gerçekleşmesi yetmiyor. Çünkü bir de bunu bir ürün haline getirmeniz gerekiyor. Dokümantasyonlarıyla ve pazarlamasıyla. Bizim yaptığımız duygu analizinde de kişinin
gerçekten o andaki mutluluğunu, mutsuzluğunu, stresini, heyecanını analiz edebiliyorsunuz. Yüz ifadeleriyle, mimikleriyle tabii bunu yapabilirken son derece bir akıllı sistemlere dayanan bir algoritma bu. Kendi kendine de biraz öğrenen bir yapıya sahip. Birçok şeyi, veriyi toplayarak bu verileri analiz ederek sizin hangi mutlu olduğunuzu, müşterinizin aslında kendinizi çok güvenlik değil de biraz daha müşterilerinizin hangi mutlu olduğunu, nasıl bir şey sergilediğini gözlemleyebiliyorsunuz. Tabii bu gerek pazarlama olsun, gerek iletişimde olsun birçok alanda uygulama alanı bulabilecek bir uygulama diye biliyorum. İşte burada da Big Data ve Deep Learning devreye giriyor değil mi? Evet, 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 evet. Aynen öyle. Çünkü yani bu analizi yapabilmeniz için her bir miniğin teker teker çıkarılması, analiz etmesi, aradaki farkların oluşturulduğunu gözlemlemek ve bunu yorumlamak şeklinde bir algoritmayı uygulamanız gerekiyor. İşte bunun bir başka ayağı da web ortamındaki gezinme alışkanlıklarını takip eden yazılımlar. Bunlar da hayata geçen ve aslında ilgi gören yazılımlar değil mi? Evet, yurt dışında bahsetmiş olduğum firmayla birlikte bu yazılımı geliştiriyoruz. Tabii bunun iki tane nedeni oldu. Bir, hem onların know-how'ını burada kullanabilmek. Aynı zamanda da bu ürün çıktığı zaman hem Türkiye'de hem yurt dışında pazarlamasının daha etkin ve kolay olmasını sağlayabilmek. Buradaki hedef de şu, kişinin web ortamında yapmış olduğu araştırmaları, neyi incelediğini, nerelerde dolaştığını gözlemleyip onun hakkında bir profil analizi çıkarmak, neyle ilgilendiğini anlayabilmek ve ilgi odaklarına göre kendisine gereken önerilerde bulunabilmek. Tabii bu da geldiğiniz böyle son derece hani değişik böyle reklam türevi bilgiler akar kişiye ama bunların çoğu kişi tarafından ilgi alanlarında değildir. Halbuki böyle bir sistemde ilgi alanlarına direkt yönelik önerilerin olduğu bir algoritma ki o da yine TÜBİTAK destekli bir projemiz ve 2019'un ilk yarısında tamamlanacak bir ürün haline dönüşmüş olacak o da. Peki Cem Bey bu arada şehirler de akıllanıyor dedik. Akıllı şehir otomasyonları da hayatımıza giriyor ki bunun en önemli noktası sanırım büyük şehirler için trafik sıkıntısı. Siz de bu konuda mı bir ürün geliştiriyorsunuz? Bizimki aslında trafik sıkışıklığına dolaylı olarak yardımcı olacak bir şey. Bizimki park sistemleri. Uygulamamız şöyle, bir cep telefonuna yüklenen uygulama ile çevrenizdeki boş park yerlerini gözlemleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle sokak sokak nerede boş park var diye dolaşmayacağınız, gittiğiniz yerde boş parkı bulabileceğiniz bir sistem. Bu göreceli olarak tabii trafik sıkışıklığını da indirgemiş olacak biraz azı. Onun dışında daha önemlisi sizin zamanınızı size sağlayacak dolaşma yerine trafikte ve aynı zamanda otomatik ödeme sistemi de içeriyor olacak. Yani gittiğiniz yerde otomatik olarak işte arabanızı park edeceksiniz. Nereye park ettiğini sistem algılayacak. Ona göre park metresini kendisi tamamlayacak ve ona göre ya kredi kartınızla yahut da yine belediyelerle yapabileceğimiz değişik anlaşmalarla otomatik olarak bir ödeme sisteminin de bunun içine girebileceği bir sistem olacak. Büyük alışveriş yerlerinde yine merkezlerinde kullanabilecek, otoparklarında kullanabilecek bir sistem aynı zamanda bu. Bunun da hayata geçmesi son aşamalarına geldi diyebilirim. Peki efendim, biz de bu noktada size kolaylıklar dileyelim. Süremizin de sonuna geldik. Cem Kalyoncu çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sayın seyirciler, teknoloji çağına şimdi bir nokta koyacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.